Molla Şükrü kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bize gelen sorular doğrultusunda cin daveti yaparak kişi kendi hastalığını tedavi edebilir mi veya kişiyi terk eden arkadaşı, sevgilisi, eşini cin daveti yaparak geri getirebilir mi? Bu konuyla alakalı gelen sorulara mümkün mertebe cevap vermeye çalışacağız bu videomuzda. Arkadaşlar, bu videolarımızı başta yine söyleyelim. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Bu videolarımızda paylaştığımız bilgiler cin daveti yapmak için yaptığınızda veya ne olacak, nasıl olacak onu anlatacağız. Onu anlatıyoruz genellikle videolarımızda. Yani cin daveti okunurken hangi dua okunur bunu anlatmıyoruz. Niye? Çünkü mesela ayırma büyüsü ve belirtisini söylüyorum. İnsanlar diyor ki ayırma büyüsü nasıl yapılır? Bunu söylersem herkes birbirine zaten ayırma büyüsü yapacak. Doğal olarak bunu söylemeye, yani bunu öğrenmeye ihtiyacınız yok. Önemli olan nedir? Sizinle eşiniz arasında bir sorun, bir sıkıntı varsa bunu çözmenin yolunu bulmak, çözmek. Ben de size diyorum ki bu var mı yok mu bunu öğrenmek önce. Yani ille de insanlar bakım yapmak istiyor. Arkadaşlar, videolarımızda zaten tamamen büyüyle alakalı, üstünüzde büyü var mı yok mu izlediğinizde fikir ediniyorsunuz zaten. Israrla bakım yapmaya gerek yok. Yani asıl bakım yapmaktaki amaç, insanlar diyor ki acaba bizimle uğraşan kişi tanıdık biri mi değil mi? Bunu öğrenmek. Ya da ne yapmış onu öğrenmek. Ama zaten arkadaşınızla aranızda tartışmalar, zıtlaşmalar varsa, sürekli tartışıyorsanız, sürekli kavga gürültü varsa, anlaşmazlık varsa bu ne olabilir? Ayırma büyüsü, ayrılmanız için yapılmış bir şey olabilir. Yani bunun arkasında başka bir şey aramaya gerek yok. Dolayısıyla konumuza dönersek, yani bizi arayan insanlar genelde işte cin daveti yapmak istiyorum. Neden dediğimizde işte öylesine istiyorum. Ya arkadaş, cin daveti bir amaç için yapılır. Yani senin amacın ne? Mesela medyum da cin daveti yapar. Ne için? Bir şey, yani cin davetinin çeşitleri olduğu için bunu, yani konuyu dağıtmamak için söylüyorum. Yani cinlerle konuşmak, bir soru sormak, bir cevap almak için yapılıyor genelde. Cin daveti yaparak sen büyü bozamazsın. Cin daveti yaparak giden kişiyi geri getiremezsin. Cin daveti yaparak hastalığın varsa hastalarına çözüm bulamazsın. Yani tedavi edemezsin. Yani bunu ısrarla söylediğimiz halde yine insanlar, bakıyorum, arıyor, cin daveti yapmak istiyorum. Konu nedir? Eşim evi terk etti ya da ben hastayım, hastalığıma çözüm bulmak için. Arkadaşlar, hastalığa çözüm bulmak için cin daveti yapmanız gerekmiyor. Çünkü cin daveti yaparak tedavi olamazsınız. Yani bir hastalığınız varsa doktora gitmeniz gerekiyor. Yani hastalığı tedavi edecek doktordur, hekimdir. Başka bir şey değil ki, cinler hastalığı tedavi edemez. Doğal olarak Kur'an-ı Kerim'de cinleri tarif ederken bozguncular diye tarif ediyor. Yani onlar ancak bozuyor. Ne yapıyor? İnsanı rahatsız ediyor, insanı hastalandırıyor. Çünkü hani ta işte ilk insan yaratılırken, Hazreti Adem yaratılırken bile iblis ne diyor? Biz zaten ya Rabbi sana itaat ediyoruz diyor. Sen insanı yaratacaksın, insanlar böyle yapacak. Benim milletime, yani cinleri kastederek, benim milletime yaşayacak yer kalmayacak. Zaten biz ibadet ediyoruz diye. Orada cin ve şeytanların, yani tabii ki cinlerin de Müslümanı var, Hristiyanı var ama genellikle diğer, yani inkarcı dediğimiz cinler, bunlar asla insanları sevmezler. Dolayısıyla nedir? Kötülük yaparlar. Kötü emelleri olur. Size kötülük yaparlar, sizi yanlış yönlendirirler. Örnek veriyorum, vesvese verirler, korku verirler. Yani bu şekilde bu tür şeyler yaparlar cinler. Yani kalkıp da sana yol göstermezler, sana ilim öğretmezler, sana doğru yolu göstermezler bunlar. Dolayısıyla yani şunu şöyle anlamamız lazım. Cin daveti yaparken hiçbir şekilde büyü bozamayız, hastalık tedavi edemeyiz. Böyle bir şey yok. Bunu anladıysak Arkadaşlar, gelen insanlar işte internette okuduk, cin daveti yaparak hastalık tedavi edilebilir diyor, yok şöyle okuduk böyle diyor. Arkadaşlar, şimdi mantıken düşünürsek, elle tutulur bir bilgi, yani işe yarar bir bilgiyi hiç kimse internette paylaşmaz. Yani internette gördüğünüz kitaplar, mesela adam kitabı satmak için ne yapacak? Güzel, dikkat çekecek bir başlık atacak ki sizin o kitabı almanız için. Yoksa kitabın içeriğinde başlıkla alakası olmayan bilgiler yer alır. Genel anlamda yani şimdi şöyle, mesela diyelim ki internette adamın elinde çok önemli bir bilgi vardır, kitapta yayınlamaz bunu. Niye? O bilgiyi yanında saklayacak. Yani bilgi yanında olduğu sürece onun için değerlidir. Ama internete paylaştı mı bu değeri kalmaz. Şimdi dolayısıyla internette her gördüğünüz şeye koşulsuz inanmayın. Yani şimdi bu videoları anlatıyoruz, işte belirtisi şudur budur diye anlattığımızda insanlar zannediyor ki bu bilgiler bir kitapta yazıyor. Bunları yazmıyor. Tamamen anlattığım bilgiler hayat tecrübesi sonucu söylüyorum. Yani ayırma büyüsü belirtisini anlatırken bu belirtileri kendim yaşadığım için anlatıyorum ki siz izlediğinizde biz de yaşıyoruz diyorsunuz. Misal mide şişirmedir, şudur, işte idrar bağlamadır, zeker bağlamadır, bu gibi. Bunları hep yaşadığımız için onda o belirtileri bilerek anlatıyoruz, yaşayarak anlatıyoruz. Bunu dolayısıyla internette veya ne bileyim bir kitapta okuyarak öğrenemezsiniz. Hani eski tarihi araştırdığınızda, bugün misal Lokman-ı Hekim ne yapardı? Bitkilerin dilini bilerek bitkilerden ilaçlar üretirdi. O da hep hayat tecrübesi, yani herhangi bir üniversiteyi okumamış. Einstein üniversite mi okumuş? Hep hayat tecrübesi yani şimdi. Dolayısıyla her şey ancak yaşanılarak anlaşılabilir. Bu anlattığımız videolarda anlattığımız büyü belirtilerini de yaşadığımız için o yaşadıklarımızı anlatıyoruz ki insanlar diyor ki bunlar bizde de var demek ki. O yüzden birebir anlattığımız şeyler sizde mevcut oluyor o büyüyü yaşadığınız zaman. Dolayısıyla konumuza gelirsek arkadaşlar, son olarak söyleyeceğimiz şey, cin daveti yaparak büyü bozamazsınız, cin daveti yaparak hastalık tedavi edemezsiniz. Bunu kesinlikle bu şekilde kafamıza koyalım. Cin daveti yaparsanız arkadaşlar psikolojiniz bozulur. Yani cin daveti yapıp da düzgün kalan bir insan yok. Tabii ki ufak tefek kendini iyi zanneder, iyi olduğunu zanneder ama gerçekte çok şey kaybediyor. Yani şimdi cinler de kalkıp da olduğu yerde daveti yaptığın zaman hemen gelip selamun aleyküm demiyor. Önce bir ürperti sarıyor seni, sonra vücuduna giriyor. Vücuduna girerken acaba sana fayda mı verecek, zarar mı verecek, onu da bilemiyorsun. Doğal olarak mümkün mertebe cin davetlerine bulaşmamak en doğrusu. Hele hele internette gördüğünüz işte şu duayı oku şöyle olur, bu duayı oku böyle olur şeylere de inanıp yapmayın. O yüzden yaptığınızda da psikolojinizin bozulduğundan emin olun. Yani psikolojiniz bozuluyor. İnternette mesela orada adam yazmış işte bir takım isim, Süryanice veya ne bileyim farklı dilde yazılmış isimler. Bunu işte şu kadar kez oku şöyle olur, bunu bu kadar kez oku böyle olur. Onu okuduğunuzda bir bakıyorsunuz ki bu sefer sersemleşmeye başlıyorsunuz, ağrılar başlıyor, boyun ağrıları, bel ağrıları, daralmalar falan. Bunlar hep nedir? Bir duayı okuduğunda, bir daveti yaptığında tabii ki o davetin şeyi, yani o davetteki geçen isimlerin bir anlamı varsa, bir şey varsa o sizin ruhunuza işliyor. Doğal olarak sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden bilmediğiniz, emin olmadığınız duaları, şeyleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Hele hele internette gördüğünüz. Bu konuyla alakalı varsa sorularınız yorum bölümünde sorabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.